Bugün Sayın Genel Başkanımızın da talimatlarıyla Sayın Vekilimiz Gökçe Gökçen'le birlikte Çetin Doğan Generalimizi ziyaret ettik. Öncelikle Sayın Çetin Doğan, özellikle hafta sonu meydana gelen menfur terör saldırılarında hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Aynı zamanda olumsuz coğrafi şartlarda ve zor koşullarda, meteorolojik koşullarda görevlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılarını iletti. Bu FETÖ savcısı, FETÖ hakimiyle dizayn edilen bu davada Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde yaşayamaz raporu verdiği Sayın Çetin Doğan ve diğer hükümler hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu raporları değerlendirmesini, insanlık adına bir an önce gerekli kararı vermesini talep ediyoruz. Ben sözü Sayın Vekilimize bırakıyorum. Evet, merhabalar. Bugün İzmir'deyiz. Buca cezaevinin önündeyiz. Emekli General Çetin Doğan'ı ziyarete geldik ve burada tabii ki hepsinden önce, söyleyeceklerimizden önce 12 şehidimiz var. Bütün ulusumuzun başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Bir daha böyle acı olaylar yaşamamak ve ulusumuzun böyle bir acı olay bir daha yaşamaması dilekleriyle diyoruz. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bugün görüşmemizde tabii ki hukuki süreci de konuştuk. Çetin Doğan'ın da yargılandığı davalarda başka hükümlüler de var. Ne yazık ki şunu hepsinden önce söylemek lazım. Avukatlarıyla görüştüğümüz zaman şunu öğrendik. Adli tıp raporunun, yani Çetin Doğan'ın bu yaşında, bu sağlık durumunda cezaevinde kalamayacağına dair bir adli tıp raporu var. Ve bu adli tıp raporunun Cumhurbaşkanlığı makamına ulaşıp ulaşmadığı konusunda Adalet Bakanlığı'na bir soru sorduklarını, bir dilekçeyle bu soruyu sorduklarını iletmişlerdi. Ve Adalet Bakanlığı'ndan kendilerine gelen cevaba göre bu yazı, yani adli tıp raporu Çetin Doğan hakkında Cumhurbaşkanlığı'na ulaşmış durumda. Yani şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında Çetin Doğan'ın cezaevinde kalamayacağına dair adli tıp yazısı beklemekte. Ve Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 104. maddesine göre bir yetkisi var. Aslında bize göre ve birçok hukukçuya göre bu bir takdir yetkisi değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın koşullar gerçekleştiğinde uygulaması gereken, kullanması gereken bir yetki. Cezayı kaldırma yetkisi kocaman halinde. Ve anayasaya göre her ne kadar biz bu yetkinin takdir yetkisi olmadığını düşünsek de, yani Cumhurbaşkanı'nın bu koşullar gerçekleştiğinde cezanın kaldırılmasına karar vermesi gerektiğini düşünsek de, onlar diyelim ki takdir yetkisi olduğunu düşünsün. Ne yazık ki şu anda Cumhurbaşkanı bu takdir yetkisini öyle bir kullanıyor ki konu domuz bağcı Hizbullahçı teröristlere geldiğinde bu cezayı kaldırma, yani halk arasında af yetkisini kullanıyor. Ve emekli askerlerimize geldiği zaman bu yetkiyi ne yazık ki kullanmıyor adli tıp raporlarına rağmen. Ve burada biz söz gelimi söylemiyoruz. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış işkenceyle 3 kişinin katledilmesinden sorumlu olduğu mahkemelerce tespit edilmiş bir kişi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkiyi kullanıyor. Çetin Doğan ve diğer generaller hakkında bu yetkiyi kullanmıyor adli tıp raporlarına rağmen. Yani sürecin ta en başında sonradan Fethullahçı olduğu ortaya çıkmış. Yani Fethullahçı terör örgütü üyeliği ortaya çıkmış. Kaçarken yakalanmış, sonrasında tutuklanmış ve bu üyeliği ortaya çıkmış olan savcıların iddianameleriyle, bu şekilde ortaya çıkarılmış olan delillerle sürdürülen bir yargı sürecinden söz ediyoruz. Bütün bu yargı sürecinde, yıllarca süren bir yargı sürecinde söylenebilecek çok söz var. Ama işin en son geldiği noktada şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çetin Doğan'ın kendisi bir af dilemiyor. Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'na kocaman halinde cezayı kaldırma yetkisini tanımış. Biz diyoruz ki bu af yetkisini Hizbullahçı teröristlere kullanıyorsanız, işte o zaman emekli askerlere de kullanmanız gerekir. İhlali kararı çıkardı. Bu resmi gazetede yayınlandı. Ancak Sayın Atalay'ın tutukluluğu devam ediyor. Adliyede de bekleyiş sürüyoruz. Siz bu konuda söylemek isterseniz. Evet, biz de içeride olduğumuz saatlerde aslında telefona ilk baktığımız zaman merak ettiğimiz haberlerden biriydi. Çünkü şu anda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay dosyasını tekrar görüşüyor. Aslında
şunu sormak lazım. Bu kadar görüşülecek ne var? Çünkü Anayasa Mahkemesi daha önce de bu kararı verdi. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar çok açık. Yani Can Atalay'ın bir milletvekili olarak dokunulmazlıktan yararlandığı için tahliye edilmesi lazım. Yargılamanın yeniden başlaması lazım. Bu yüzden yetkili olan, görevli olan mahkeme aslında zaten Yargıtay 3. Ceza Dairesi de değildi. Ama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararını uygulamak yerine Yargıtay'a topu atmıştı. Yargıtay da kendini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine koymuştu. Anayasa Mahkemesi'nin yerine koymuştu. Anayasayı uygulamayı reddetmişti. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasal düzene karşı bir darbe girişimi yapmıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi tekrar bir karar verdi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararında şuna dikkat çekmek lazım. Oy birliğiyle verilen bir kısım var ki o da bireysel başvuru hakkının ihlal edilmiş olduğu. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi eskisinden daha da güçlü bir şekilde kendi kararlarının yasama, yürütme, yargı organlarını bağlayacağını söylüyor. Aslında anayasanın 153. maddesini tekrar ediyor. Bu yüzden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin artık görüşmeyi bırakarak derhal anayasayla uyumlu bir karar vermesi ve milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmesi gerekiyor. Biz de bu kararın derhal alınmasını bekliyoruz artık. Son bir sorumuz daha var. Bugün gün içinde bir gelişme daha yaşandı. Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, her bir şiddet olayı olduğunda, bu geçtiğimiz günlerde yine başka bir konuda üzücü haberler aldık. Yunus Emre Göçer gencecik bir motokurye bir yurt dışından Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından öldürüldü. Bir trafik kazası dediler, farklı tutanaklar tuttular, üstüne tekrar tartışıldı. Bir dönem gündem oldu, Adalet Bakanı açıklamalar yaptı, Türkiye'ye gelebilir gelmeyebilir derken işin sonunda bu dosyanın nasıl kapatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bununla birlikte sporda şiddet de Türkiye'nin büyük problemlerinden biri ama her nasılsa Türkiye, bizim aslında Türkiye toplumu olarak şunu öğrenmemiz gerekiyor. Yaşadığımız kötü olaylar üzerine belki anlık duygusal tepkiler veriyoruz veya büyük tepkiler, kamuoyunda oluşan büyük tepkiler üzerinden ders aldığımızı düşünüyoruz. Ama aslında olması gereken uzun vadeli olarak bu sorunlara bir çözüm bulabilmek ve anlayışımızı değiştirmek. Sporda şiddet bu konulardan bir tanesi. Çok tepki geldiği zaman birileri tutuklanır. Ondan sonra tepkiler azalmaya başlandığında, olaylar unutulmaya başlandığında bu kararlar da geri alınır. Ama sistemin temeline dair bir çözüm getirilmez. Bu yüzden buna spor da dahil, Türkiye'deki herkesin can güvenliği de dahil, hukuk sisteminde yaşadığımız sorunlar da dahil, bütün sorunlarımızı, buna şiddet ve adalet sistemi başta olmak üzere bütün sorunlarımızı oturup masaya yatırıp temelde hangi anlayışla suçlar ortaya çıkıyor, hangi anlayışla herkes daha fazla şiddet eğilimine başvuruyor, buna yönelmeye başlıyor toplumumuzda ve geçtiğimiz günlerde yine Adalet Bakanlığı istatistiklerini de görmüştük. Bu ülkede sadece bir yıl içinde çok ciddi suçlar konusunda ciddi artışlar var. Öldürmede, yaralamada, çocuk istismarında, dolandırıcılıkta, uyuşturucuda %40'lara varacak kadar ciddi bir yükseliş var. Bunu biz söylemiyoruz. Bakanlığın istatistikleri söylüyor. Bu yüzden ciddi bir travma halinde olan topluma çözümü sadece bir günde vereceğiniz tepkiler veya yaptırımlarla değil, kalıcı çözümlerle ancak getirebilirsiniz. Bu olayı da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bu yüzden bu bir gün işte tepki üzerine tutuklama, ardından unutulur nasılsa denilerek serbest bırakılması. Bunlar da ne yazık ki siyasi kararların başka bir görünümü hepimiz için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.